gelen ödülle ayrılanlar arasında MasterChef ekibi de vardı. Ama Somer Şef'i sahnede görememiştik. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna. Danilo Zanna. Merhaba. Yabancı da İrem Kalan. Bir gün aksa. Geceye ilk gelen Somer Şef'ti. Bir kaybımız vardı. Öncelikle bir kaybımız oldu. Aradık bulamadık. Anonslarla en sonunda bulduk. Geldi sağ olsun. Dünya tarihinde ödül törenine gelip ödülünü... Geldi sonuçta aramızda. Yani böyle bir talihsizlik yaşadı. Talihsizlik de demeyeyim de ne diyeyim şefim, abi? Soralım neredeydiniz? Neredeydi? Öncelikle bu ödülümüze layık gören bütün. Cem Davran dedi ki yemek yiyordur dedi. Bak yemin ediyorum kesin yemek yiyordu dedi. Arkada kuliste hep bunu yapıyorlar bana. Bırakıyorlar ondan sonra başlıyorlar. Evet bu sene garip bir sene oldu. Ben senenin başında kaçırmışım zaten. Ödül töreninde kaçırdım. Varız ama işte. Babası Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun ilk kez bu kadar açık konuştu. Hülya Avşar kendi kendiyle pişti oldu. Beyza Şekerci oğlunun peşinde helak oldu. İşte magazinin başkenti Etiler Nişantaşı hattında hafta boyunca yaşananlar. İşte dakika bir, gol bir. De o Hülya Avşar'ı son olarak iki hafta önce Boğaz hattında bizim muhabir arkadaşımız Umut Ünver'le böyle bırakmıştı. Ya o zaman da ne eğlenceliydi. Herkes ne güzel delirtiyordum. Bu kadar konuşmanın arasında kalkıp bunu kullanırsanız başlık yok, olarak. Canım. Bak Umut, bir daha sana bir de söyleyelim, bir daha görmeyeceğim. Ve iki hafta geçti aradan. Hülya Avşar aynı yerde, aynı kıyafetle yine yürüyüşte. Neşesi de yerinde, havası da. Sağlıklı görünüyor her zamanki gibi. Covid iddiaları vardı, onu soruyoruz hemen. Nasıl olayım, ben bayağı bir hastalıktan kalktım. Çok mersi, geçti ama. Ondan sonra, önce iyi geçti, sonra geçti. Beni çok yormadı. Bazı arkadaşlarım var, ahbaplarım var, hastalar şu anda yatak döşek. Serumlarla ben Allah'tan öyle bir şey yaşamadım. Yani ateşim olmadı vesaire. Onu da yaptığım spora bağlıyorum. Covid'i rahat atlatmış Avşar kızı ama 10 gün tek başına kalmak onun gibi sosyal biri için çok sıkıcı olmalı. Tek başıma değildim. Yani tek başıma değildim. Sevgilim var dermişim. Onu bekliyorsunuz ama onu yok, o yırttı. Covid'in yeniden hortladığı konuşuluyor son günlerde. Dikkatli olmakta fayda var. Yok, yakalanmadım. Yani hep bir şekilde nasıl olduysa, ben öyle zaten. Herkes gider, Mersin'imiz gideriz. Bu arada Covid döneminde can sıkıntısından evde dört duvar arasında sıkıntıdan patlarken can yoldaşı olan köpeğine küçük bir hediye almış Avşar kızı. Çok sevimsiz bir şey mi olsun? O da can. Denize düşerse atlayıp ben atlarım, ben alırım. Tamam. O zaman buraya bırakırım. Günün esprisi muhabir arkadaştan geliyor. Koynumuzda fare besliyoruz. Ya koynumda. Boğaz hattından yukarılara tırmanıyoruz. Etiler tarafındayız. Bir güzel karşılıyor bizi Etiler'deki lüks mağazaların içinde. Yakında kadınlara mahsus filmimizin galası var. O yüzden şimdi bakınıyorum birazcık ne giyeceğim, ne takacağım diye. Aslıhan Doğan. Belli ki şımartmış kendisini. Yılbaşı hediyesi almış kendine sanıyoruz ama... Kendinize yılbaşı hediyesi bakıyorsunuz sandım ben. Hayır, değil. Yapar mısınız böyle şeyler, kendinize böyle güzellikler? Yok, yapmam. Çocuklardan bize sıra gelmiyor arkadaşlar. Sahi sizin de bazı hemcinsleriniz, meslektaşlarınız gibi pahalı çantalara on binlerce dolar vermek, dolarları ayağa düşürüp en cafcaflısından pabuçlar almak gibi huylarınız var mı? Takılara falan böyle elbise, kıyafete, çantaya çok para harcar mısın? Hayır, hiç harcamam. Peki eşi karışır mı alışveriş tutkusuna? Yok, karışmaz. Ya siz eşinize karışır mısınız? Şunu giy, bunu giyme diye? Yok, biz birbirimize karışmayız öyle. Ve sırada bakın kim var? Umut olsun. Son günlerde adı malum yasak aşkla anılıyor.
babası Kenan Tosun, annesini Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la aldatınca ortalık birbirine girmişti. Yan yana sürekli görüyoruz ama ağzınızdan tek bir kelime alamadım. 50 ve 60 yaşlarından sonra babası Serenay'ın annesiyle ikinci baharını yaşamaya kalkınca ve üstelik babası da evli olunca haliyle büyük gürültüler kopmuştu. Hiç şey söylemeyiz misiniz? İlişkide bakalım. Yüzünüz gülüyor. Serenay Sarıkaya konuyla ilgili bir süre önce annesinin özel hayatına müdahale edemeyeceğini söyleyerek mevzuyu kapatmıştı. Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ya. Vallahi sağ ol. Teşekkür ederim. Peki aşk doğru mu onu öğrenseydik? Çok teşekkürler. İhanet söz konusu ortada çünkü. Cansu Tosun bu mevzuda hep sessiz kaldı. Biraz sonra konuşacak, içini dökecek. Ama önce kısa bir hoş beş gerek. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Nasılsınız? Çok iyi, çok yoğunum. Güzel geçiyor. Yeni oynayacağı projenin heyecanı sarmış Cansu Tosun'u. Bir temizlikçi kadını canlandıracakmış. Alıştım. Çok seviyorum. Yani hem işin kendisini, ekibi, senaryosu, Medine'yi, yani her ayrıntısına kadar çok mutlu olduğum bir iş oldu, çok şükür. Her rolün kadınıyım ben. Sadece işimde gücümde değil, özel hayatımda da sınırlarım yok diyor. Hayatta da böyle hırslı mısın? Öyleyim, evet. Ortamı ısıttık biraz ve şimdi gelecek asıl mesele. Annesini aldatmasıyla şoke olmuştu Cansu Tosun. Hatta skandalın ilk patladığı günlerde yaptığı bir paylaşımda aile fotoğrafını koymuş, babasını o fotoğraf karesinden çıkartmıştı. Haliyle babasına tepkili olduğu iddia edilmişti. Son dönemde de işte biliyorsunuz ki malum yaşanan olaylardan dolayı sık sık gündeme geliyorsunuz. Gelmek istemezsiniz eminim ki. Babanız ve Seren Hanım'ın annesiyle alakalı. Aha. Çok soruluyor. Hani bir NYT bağlanalım diye soruyorum. Bir ara görüşmediğinizi söylediler babanızla. Yok, ben annemle de babamla da görüşüyorum. Sebebini söyleyeyim. Bir aile fotoğrafı paylaşmıştınız. Ay hiç hatırlamıyorum. Ailem yazmıştınız. Ha. Fotoğrafta da babanız yoktu. Öyle mi? Tam olayla... babamı da koyarım o zaman, yanlış anlaşıldı. Beyan esastır. Sen böyle diyorsan üzerine söz söylemek bize yasaktır. Hadi bakalım, başka bir şey konuşalım. Başka şey konuşalım derken? Biraz geçen de söylemiştim, ben özel hayatımı, kendi hayatımı konuşmayan bir oyuncu olduğum için hani hiç annem babamı konuşmak hiç yakışmaz. Peki o zaman şunu soralım sana bari. Serenay Sarıkaya ile görüşüyor musunuz? Merhabalaşır mısınız? Ne de olsa cici annenin cici kızı o. Tabii ki merhabalaşırım görürsem. Ben onu soracaktım. Hı-hı. Aynı projede teklif gelirse çalışır mısınız? Evet. Ama bu ne alakası var o konuyla bunun? Olur mu? Siz tabii derdiniz. Ki değerlendiririm. Bu arada bazı gazeteciler konunun üzerine gitmeye kararlı. Israrla babasının yasak aşkı sorulunca sinirleniyor Cansu Tosun. Yok, hiç oralara girmeyelim. Anne babamı bırakalım. Başka sorunuz var mı? Ve bir karşı atak geliyor güzel oyuncudan. O gazetecilerin özel hayatına giriyor. Sizin aile hayatınız nasıl gidiyor? Çok şükür, çok iyi. Geçenlerde ben hatta sordurdum, bir problem evet. Varmış gibi bir dedikodu geldi. Onu da hiç duymadım, öyle mi? Evet, sordurdum. Yok, yok öyle bir şey. Çok şükür, iyiyiz. Siz iyi misiniz? Aile güzel, hayatınız güzel, iyi mi? Güzel. Ne güzel. Olur bazen sorunlar, sonra düzelir değil mi? Son olarak bir de kendi özel hayatını soralım. Eşi Erkan Kolçak Köstengil ile nasıl şu aralar arası? Yoğun iş temposunda zaman ayırabiliyorlar mı birbirlerine? Cumartesi zaman ayırabiliyor musunuz? Tabii ki ayırabiliyorum. Bir türlü oluyor biliyor musunuz? Yani evren yardım ediyor herhalde. Bir ona denk geliyor, bir bana denk geliyor. Bir türlü vakit ayırabiliyor. Çünkü bir ara yurt dışına yerleştiler işte Hollanda'ya. Onu ama hep soruyorsunuz. Hiç öyle bir şey yok. Bizim hep bir ayağımız yurt dışında olduğu için kafanız karışmıştı sizin herhalde. Hiç öyle bir şey yok. Hepinize huzur, mutluluk, sağlık, neşe, sevgi ve aşk diliyorum. Anın tadını çıkarın, anda olun. Öpüyorum.